Hadi kızlar, sağlıcakla kalın. Güle güle. Ay kız, ben sana dedim ya, bu melek vurgun. Dalıp dalıp gitmesinden belli. Ama nafile, Mehmet meleğe gözünün ucuyla bile bakmıyor. Hı hı. Melek! Şişt, melek! Kız gene nerelere daldın öyle? Yoksa Mehmet'i mi düşünüyorsun? Yok kız, yok, ne Mehmet'i? Kız iyi ki lafını ettik, elin ayağına dolandı. Susun kız, ya beni duysa? Abimler öldürür beni vallahi. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Hadi lan, gel orada. Hoş gelmişsin Süleyman emmi. Hoş bulduk. Görüyor değil mi şunları? Şunların haline bak. Ne saygı kaldı ne bir şey. Hele şunların saygısızlığına bak. Biz bunların yaşında bu kapının önünden geçemezdik. Şaban, Şaban! İyice yaşlandın ha! Çöktün sen, doğru çöktün! Doğru haklısın. Artık kahvenin işleri bile ağır geliyor. Öyle şu bacak ağrılarım yok mu? Canıma yetti valla. Eski halim olsa böyle oturur muyum? Şu Sabide olmasa halim nicedir. Bu da ağası gibi çalışkan maşallah. Mehmet nerelerdedir evladım? Bu aralar uğramaz oldu. Akşamın kör karanlığına kadar çalışıyor abin. Ne? Ağanın ırgatlığını yapıyor. O geldiğinde ben uyumuş oluyorum. Yiğit bir delikanlı. Bileği kuvvetli, yüreği sağlam. Her iş gelir elinde. Haklısın. Anaların övüş duyduğu, gençlerin saygıda kusur etmediği bir genç. Bir anası var şu koca dünyada, bir de küçük kardeşi Kadir. Anasını ellere muhtaç etmedi yıllardır Mehmet. Geçen gün gördüm. Kardeşi Kadir de kahveci Şaban'ın yanında çalışıyor. O da çok iyi bir çocuktur. Doğru söylersin. Bir düşündüğü var ama... Nereden anladın? Dalıp dalıp gitmesinden belli. Ümmüsünü düşündür Mehmet. Ümmü köyün ağası Cemil'in tek kızı. Köy gençlerinin gözü Ümmü'de ama... ...onun gözü bir tek Mehmet'ini görür. Mehmet'im yanı başımda olsun... ...bir lokma, bir hırkam yeter bana der durur hep. Babam da bir hedefi. Gayrı dert keder kalmaz bende. Sen ne diyorsun, ben geleyim dedim. Ya akşam gelmedi o zaman. Öyle dedim ya. Ağam, ağam, Cemil ağa geliyor. Hadi çalışsanıza kardeşim. Yediğiniz azıklar yetmedi mi? Hadi işinizin başına. Başı boş bıraksak sabaha kadar yan gelip yatarsınız lan. İşiniz gücünüz kaytarmak. Böyle ağayı zor bulursunuz siz. Hadi sen de çabuk. Peki beyim. Ah benim kınalı kekliğim, ay yüzlü kızım. Neyin var senin? Yok bir şeyim ana. Peki yok bir şeyinde niye yemeğine dokunmuyorsun? Kaç zamandır da dalgınsın böyle. Kız, bana bak. Sevda mı çekiyorsun yoksa sen? Sevda çektiğimi de nereden çıkardın şimdi ana? Afiyet olsun.
her sabah köy yakınındaki çayın kıyısında buluşur, nehrin üzerindeki köprüde gün doğuşunu seyredip birbirlerine sevdalarını anlatırlar. Düşümde hep sen. Benim de. Rüyalarım hep senle dolu. Hayallerim, sevincim, hüznüm hep sensin. Az sabret Kömür Gözlüm. Yakında tümden beraber olacağız. Gayrı sabredecek gücüm kalmadı Mehmet. Anam bile bende bir hal olduğunu anladı artık. Sevdalı mısın diye sordu dün akşam. Korkuyorum ünlü. Babam vermeyecek diye korkuyorum. Eğer babam vermezse kaçar mıyız? Benimle gelir misin? Sana sevgiden başka verecek bir şeyim yok. Sen ne dersen kabulümdür. Fakat babam beni sana verir. Biricik kızını kırmaz. Sevdiğiyle baş göz eder. İnşallah kömür gözlerim. Sen hanım. Şey bey, bizim... Konuşsana kadın. Bizim kızda bir hal var bugünlerde. Donuk bakar, yemek yemez. Hasta mıdır anlamadım. Sormadın mı? Sordum. Neyin var hele demedin. Sordum ama tek laf olsun etmedi. Ketun, anlatmaz ki derdini. Aman be kadın, havadandır. Mevsim değişiyor ya, ondandır. Boş yere kuruntu yapıp beni de endişeye... Gönlünü verdiği biri mi vardır acep? Duvak ister diye korkuyorum. Ağzından çıkanı kulağın duysun hanım. Kızına sahip çık. Yüzümü kara çıkarmasın benim. Tamam mı? Hayırdır Mehmet? Gecenin bu saatinde ne dolanıp durursun? Hiç. Öyle dolaşıyorum. Hava sıcak. İnsan uyuyamıyor. Demek uyuyamıyorsun. Yarın tarlada yorgunluktan şikayet etmeye kalkma... ...gözünün yaşına bakmam bilesin. Ağanın evinin etrafında da fazla dolaşma. Tamam. Babam vermezse kaçar mıyız? Benimle gelir misin? Sana sevgiden başka verecek bir şeyim yok.
Özkan bile canıma can kadar Mehmet'im. Oğlum, yeni mi geldin? Oğlum. Efendim ana, bana mı seslendin? Ah oğlum, evimizin direği. Çok çalışıyoruz, yoruluyoruz. Bize bakacaksın diye helak oluyorsun. Anacığım, bunları dert etme. Tabii ki çalışacağım. Biraz fazla kazanabilsem keşke de... ...el kadar kardeşimi çalıştırmasam. Mehmet'im, ne mutlu bana ki senin gibi bir oğlum var. Allah'ımdan tek dileğim var. Hayırlısıyla damat oluşunu... ...eline bebeğini aldığını göreyim. Gözüm açık gitmez o vakit. Gelinini getirsem sana... Sevinir misin yani? Sevinmez miyim o benim deli oğlum? Kardeşinin mürüvvetini göremem. Baban yavaşça çağırır yanına. Kadir'im geride kalacak diye üzülmem. Senin gibi bir abisi var. Sırtı yere gelmez Kadir'imin. Korursun, kollarsın. Hatasında, karşısında, doğrusunda yanında olursun. İyice kederlenmişsin sen be ana. Benim değil, Kadir'in de bebeğiyle büyüteceksin inşallah. Gel ana. Sağ ol oğlum. Nasılsın Melek? İyiyim. Ben işe gidiyorum ana. Oğlum duraydın azıcık. Yufkalar handiyse hazır. Melek kızım bir de çay demledi miydi yanına? Ben peynir ekmek bir şeyler yedim ana. Size afiyet olsun. İşe geç kalırsam olmaz. Hadi eyvallah. Dün gece ana oğul dertleştik biraz. Haklı tabii. Artık yuva kurmak bebeklerini kucağına almak ister. Bilirim ki senin gönlün Mehmet'imdedir. Utanma kızım, Allah yalanı sevmez. Benim de gönlüm senden yanadır. Sonbahara kalmaz mürüvvetinizi görürüm hayırlısıyla. Kurban alırım sizi yaratan Allah'a. Mahsul iyidir hamdolsun. Daha fazlasını istemek açgözlülük olur. Doğru dersin Süleyman. Çay vereyim mi ağlar? Ver hadi, ver bakalım. Ne çalışkan bir çocuk bu. Çalışkandır, çalışkandır maşallah. Ağabeyi de böyle bunun. Abi kardeş canlarını dişlerine takmış, didinir dururlar. Aferin. Allah herkese böyle evlatlar nasip etsin. Hatırlıdırlardı ha. Mehmet ne zaman kasabaya inecek olsa kapımızı tıklar. Ben yoksam hanımıma sorar. Bir isteğimiz, eksiğimiz, kasabadan istediğimiz bir şey var mı diye. Mehmet'in evlilik çağı geldi ama cep delik, cepken delik ne yapsın fukara? Köyün en efendi, en çalışkan genç. O gün gelsin, biz de üzerimize ne düşerse yapacağız elbet. Senin kulağın deliktir Süleyman, bilirsin. Var mıdır bir beğendiği, gönül verdiği? Bilmiyorum vallahi. Pek konuşmaz garip. İçine kapanık biraz. Mahsul diyorum. Bu sene evet, maşallah. Çok iyi. Eyvallah. Aleykümselam. 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 Öpeyim ağam. Anan nasıl Mehmet? Sağlığı sıhhati yerinde mi? İyidir ağam. Sağlığına duacıdır. Tarlada işler nasıl? Mesele yok ağam. Mahsulü toplamaktayız. Senin hakkında hep iyi şeyler işitmekteyim. Bir şeye ihtiyacın olursa çekinme ha. İstediğin zaman gelebilirsin. Benim malım hepimizindir. İleride seninle başka işler de yapacağız inşallah.
Ananı da fazla bekletme de bir torun sahibi yap artık. Vardır gönlünden geçen biri illaki. Estağfurullah. Hadi bakalım. Uğurlar olsun. Biliyor sanki. Biliyor da kızmıyor. Allah'ım sana şükürler olsun. Hayırlısıyla ümmüme kavuşacağım inşallah. Mehmet geçen güz babası öldüğünden beri ocağına bakmaktadır. Süleyman da bu çocuğu pek sever, pek tutar. Garip yavrum. Geçen gördüm, başı önünde dalgın dalgın yürüyordu. Hayat gailesinden dalgın düşmüştür. Kafamda ona hayırlı gelecek işler var. Tarlada çalıştırmayacağım artık. Gel diyeceğim, bizim evin getir götürüne bak. Kasabadaki işlerimizi yürüt. Bilirim çünkü, iyi tanırım. Zarar gelmez Mehmet'ten. Nereye kızım? İçeri geçeceğim ona. Uykum geldi sanki. Bu saatte mi? Allah Allah, bu saatte hiç yatmazdım. Bilmem ki. Artık her gün görüşeceğiz. Babam sever. Güvenir Mehmet'ime. Kaçmamıza gerek kalmadı. Sıkıntılar geride kalacak. Gayri gizlilik ortadan kalkacak. Derdini söylemeyen dermanını bulamazmış Mehmet. Anlat. Nasıl desem ki? Sen babamdan sonra bana en yakınsın Süleyman emmi. Darlığımızda, varlığımızda yanımızdaydın. Benle kardeşimi birer oğul bildin kendine. Ben de baba bildim seni. Bizim rahmetlinin yerine koydum. Lafı geveleme de, ne diyeceğin? Allah anama uzun ömürler vere. Ama insan ocağına geldiğinde başka canlar da görmek istiyor. Benim yuva kurma zamanım gelmiştir Süleyman emmi. Sıkıldığın konu bu mudur yani? Elbet yuva kurma zamanın geldi. Köyde sana kızını vermeyecek hane yoktur. Herkes çalışkanlığını, dürüstlüğünü bilir. De bakalım, gönlünden geçen kız kimdir? Bir kız konmuş yüreğime ki sorma gitsin. Aklım, fikrim hep onda. Görünce inceden bir sızı ta şu kalbimin en dibinde. Kızın da gönlü sende öyle mi? Allah'ın emri, peygamberin kavliyle istedik mi kızı alırız. Ama sen de hele. Kimmiş kızımız? Desene oğlum, kimdir? Ümmü. Kim? Ümmü mü? Cemil Ağa'nın kızı Ümmü. O da beni sever. Benden başkasına ayağı olmak istemez. Ağa kızından söz edersin Mehmet. Tamam. Cemil Ağa öbür köylerin ağalarına benzemez. İnsandır, merhametlidir ama... Aması yok bu işe Süleyman emmi. Cayman. Ümmü'yü severim. O da beni sever. Kesme sözümü. Madem bana danışmaya geldin... O halde can kulağıyla dinleyeceksin. Nasıl derim ağaya, bizim Mehmet senin kıza yanıktır? Demez mi bana, o yanımda çalışan bir işçidir diye? Başına bela açarsın Mehmet. Kabul eder mi sanırsın? Yok ol. Oluru yok. Ben kararlıyım Süleyman emmi. Ne olursa olsun kararlıyım. Hayırlı geceler. Hay Allah iyiliğini vermesin evladım. Epey yoruldum bugün. Ya. Ağam istediklerini getirdim. Sabaha bekleyemedin mi Hasan? Kusura kalma ağam. Kasabadan haber getirdim de sana. O yüzden acele ettim. Neymiş haber? Benim amcaoğlunu gördüm akşamüstü. Bilirsin Recep Ağa'nın yanında çalışır kendisi. Recep Ağa yarın size gelecekmiş ailecek. Oğlu da yanında olacakmış. Deme. Geceden haberin olsun istedim ağam. Tamamdır Hasan. Vazifeni yaptın. Gidebilirsin. Uğurlar olsun. İyi akşamlar ağam. Tam vakti hazırlıklara başlayasınız hanım.
Hatırlı misafirdir Recep Ağa. Tamam bey, sen hiç merak etme. Hayırlısı olur inşallah. Misafirler gelecekmiş. Öteköy'den Recep aile ailesi. Buyursunlar, gelsinler. Kızım, güzel, hayırlı bir iş için. Oğlu da gelecekmiş ağanın. Senin için gelecekler, anlasana. İkramımız kuvvetli olmalı. Gül ağarmadan kalkıp hazırlıklara başlamalı. Ne oldu Kömür Gözlü? Neden ağlarsın? Kaçır beni Mehmet. Beni istemeye geleceklermiş. Yüreğimi ateş armağına döndürdün Ümmü. Ben ne yapayım? Tanımadığım bir adamın karşısına çıkaracaklar. Gideceksek tezelden gidelim buralarda. Kimselere yar etmem seni. Kaçacağız Ümmü. Sonu ne olursa olsun kaçacağız. Hazır ol. Benim diyeceğim vakti bekle. Ben çoktan hazırım yerler inşallah. Oraya da bir tane bundan koy. Tamam oldu. Ne olmuş buna ya? Yüzünden düşen bin parça. Bir derdi vardır zar. Yanına varıp sorsak mı? Elleşmeyelim. Başımıza iş çıkmasın. Hoş geldin abi. Hoş bulduk Kadir. Tarlaya gitmedin mi bugün? Gitmedim. Bir ara gel. Seninle konuşacaklarım var. Tamam abi. Abine vereceğine müşteriye ver lan çayı. Çay tek kalmıştı. İstiyorsanız hemen gidip getireyim. Getir lan. Ne oldu? Kalmadı. Şu herifi de sevmedim gitti. Sevilecek bir yanı yok. Hadi çok düşünme. Cemil ağa, sırf rahmetli babasının hatırı için böyle bir adamı ne diye yanında tutar bir türlü anlamış değilim. Adam çalıştırmasını iyi becerir bu hergele de ondan. Tamam. Al bakalım. Neyse. Hadi. Biz meselemize dönelim. Ne diyorsun şimdi? Geliyor musun benimle? Vermez bir Süleyman. Ağa bu. Nerede görülmüş ki bir ağa kızının ameliye verildi? Ben de aynısını düşünmekteyim ama... yine de bir deneyelim derim. Belki. Gidelim o zaman. Ucunda ölüm yok ya. Öğrenmeye başladın. Ulan! Önüne baksana lan! Kusura bakmam, bilmeden. Lan konuşuyor lan bir de. Ayıptır yaptığın hasar. Bir kusur etti diye öldürecek misin? Çocuktur daha, yazık. Çocuksa çalıştırma lan sen de. Bacak kadar boyuyla ne de bir iş tutuyor kahvede. Yeter dedim Hasan. Ne biçim konuşuyorsun lan sen? Seni de alırım şimdi ayağımın altına. Al da görelim. Ne diyorsun lan sen? Bırak lan! Yeter, mahvedeceğim seni! Dürüst yediğiniz ekmek fazla geldi herhalde! Ayağını denk al lan! Ayağını denk al! Sus lan! Hadi oğlum, çık dışarı! Haddini bil! Hadi sus! Hadi be. Sus evladım! Hadi. Tamam, büyütme bu kadar! Bu mesele burada kapanmaz lan! Sus! Sözüm bundan sonra hep üzerinde olsun! Tamam, sakin ol, büyütme bu kadar! En ufak bir hatada köyden kovduracağım seni! Bırak! Hadi oğlum sen işte!
Ana ben gidiyorum. Nereye oğlum? Bu gidiş başkadır ana. Uzun zaman dönemeyeceğim köye. Kızma ama anam. Benim yüreğim Cemil Ağa'nın kızı Ümmü için kor gibi yanar. Bir ümidim vardı içimde. Dün gece Süleyman emmiyle konuşunca o da söndü. Ümmü'yü bugün isteyecekler ana. Geliyorlar. Kaçmak tek çare. Vah oğlum. Başımıza gelene bak. Kaçsanız peşinizi bırakırlar mı hiç? Ayıp olmazlar mı? Gözüm hiçbir şey görmez ana. Ne olursa olsun gideceğiz burada. İleride yani dönünce affeder bizi Cemil Ağa. Yüreğini ferah tut. Kadir'i de çalıştırmam gayrı. Lanet olsun paraya. Sen miyimsin? Yapma Yiğit'im. Yapma Mehmet'im. Korkutma ananı. Yüreğinin ateşi bir gün söner. Beni dinle. Vazgeç bu işten. Meleği gelin alalım sana. Ben Ümmü'yü seviyorum ana. Belaya uçlama oğlum. Yapma. Yorma kendini. Saygıda kusur ettirme bana. Ver elini öpeyim. Hayır doğan bizimle gelsin. Gözümü arkada bırakma. Ben diyeceğimi dedim. Duyacağımı duydum. İlk defa sözüm geçmez. Karşıma kocaman duvar ördün. Allah hayır etsin sonunuzu. Aleyküm. Buyurun, buyurun. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Hoş sefalar getirdiniz. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş gördük. Hanım, bize soğuk ayran yolla. Hı hı. Esma, buyurun, misafirlerimize Esma ayran getirin. Peki hanımım, hemen getireyim. Duydunuz akşam gelenler var. Meraklandınız tabii. Hayırlar olsun Cemil Ağa. Kimdir bu gelenler? Bilmez gibi konuşma Süleyman. Gölün öte tarafındaki köyden Recep Ağa ile ailesi gelir. Hayırlı bir iş anlayacağınız. Nereden başlasam bilmem ki. Cemil Ağa, sen köylünün derdini kendine dert edersin. Lakin bildiğimiz kadarıyla Recep Ağa köylüsüne etmediği zulmü bırakmaz. Millet senelerdir ona borçlu. Borç biteceğine katlanır durur. Aksi adamın tekidir derler. Şşş, yerin kulağı var. Aman dikkat. Bize ne köylüsüne sertmiş de, köylü borçluymuş da. Kız benim kızım. Recep Ağa dediğiniz gibi olsa bile oğlu Selim kıymet bilen bir gençtir. Aa, Rabbim herkese akıl vermiş. Aha. Doğruluk dürüstlükle harman etmiş insanoğlunu. İnsanoğlunu etmiş, nefsine hakim olamamış. Gözünü hırs bürümüş. Daha fazla, daha fazla diye inlemiş. Fark edememiş ki gideceği yere sadece bez parçası götürecek. Süleyman çok doğru söyler. Sen ağaoğluydun Cemil Ağa. Bir gün bize yukarıdan bakmadın. Güzeller güzeli kızında senin çehreni görürüm. Allah talihini güzel eylesin. Amin. Amin. Hem tanımadığı, gönlünün düşmediği biriyle. Para pul geçici Cemil Ağa. İnsanın gönlü senin gibi zengin olmalı. Öbürleri sonradan el birliğiyle gelir. Bizim bugün geliş sebebimiz farklı. Nedir? Sevenleri birleştirmek sevapmış. İki genç birbirine sevdalıysa mani olmamak gerekir. Kimmiş bu iki sevdalı genç? Hani hep bahsederiz ya. Bizim Mehmet yiğit delikanlıdır, merttir diye. Eysi lafı uzatmayalım. Mehmet güzel kızınızı beğenmiş, sevmiş. Rızanı ister Ümmü için. Ben kızımı, Ümmü'yü, tarlalarımda ırgatlığımı yapan Mehmet'e vereceğim, öyle mi? Ümmü
söyleyin ona defolup gitsin buradan. Görmeyeyim bir daha buralarda onu. Köylüye ağalık değil, ağabeylik yapalım dedik, böyle oldu. Recep Ağa'ya sonuna kadar hak veriyorum şimdi. Ağalığı yanlış bilen benmişim. Yanlış konuşuyorsun Cemil Ağa. Diyeceğim bu kadardır. Ben misafirlerimi bekleyeceğim. Siz de söyleyin o soysuza, ben kovmadan kendi gitsin buradan. Sağ olasın bacım, sağ olasın. Kızım. Sağ olasın. Yedik içtik. Pek güzel ağırlandın. Kahveler elimizdeyken sebebi ziyaretimizi konuşsak derim. Buyur Recep Ağa. Seni dinliyorum. Oğlum Selim'i bilirsin. Allah'a şükür. Durumumuzu anlatmaya gerek yoktur. Kızınızı kızımız biliriz. Rıza gösterirsen Allah'ın emri. Peygamber Efendimizin kavliyle kızın Ümmü'yü oğlum Selim'e istiyorum. Diyeceğin var mıdır hanım? Dediğim bey, karar senin. Recep Ağa, şu durumda bize dünürlük gözükür. Evlatlarımız için hayırlı ola. Hayırlı ola. Hayırlı olur inşallah. Yalnız ben bu işi uzatmaktan yana değilim. Kış gelmeden çocuklar yuvalarını bilsinler. Kışta neymiş Cemil Ağa? Tez kuralım düğün derneği. Şöyle şanımıza göre bir düğün yapalım, herkes eğlensin. Her iki taraf için de hayırlı olur inşallah. Hayırlısı. Oğlanı anlatmamız gerek durum. Nasıl deriz köyden gideceksin? Ağa artık seni görmek bile istemiyor diye. Geceden beri düşün düşün bir çare buldum galiba. Kasabada bizim Zülfü'de kalsın derim bir müddet. Ümmü baş göz edildikten sonra döner.
elimizle götürüp teslim edelim Zülfü'ye. Mehmet'im, bu gece bitecek bu kahır. Hayırlı günler Raz bacı. Hayır yoktur Süleyman, hayır yoktur. Mehmet'e bakmıştım. Mehmet yok, Mehmet gitti. Gitti mi? Nereye? Bilmiyorum. Ailen de ağa kızını alıp gidecektin ha? Aptal. Sen eve geç. Siz alın bunu. Yürü. Gidecek Iraz Hanım. Abi. Cemil Ağa'nın evi. Uyan abi. Yoksa bir dahakine cesedi gelir bu eve. Yürü. Allah abi. Nasıl yaptılar sana bunu? Oğlum. Kalk abi. Mehmet'im.
Ne yaptılar sana ya? Abicim. Elleri kırılsın hepsinin. Sana vuran elleri kırılsın abi, inşallah. Abi kalk. Oğlum. Abicim. Yapma be. Yapma. Yapma. Çekil çekil. Ben buralarda duramam Gayrı Hanım. Gitmeliyim. Bu durum da en doğrusu budur evlat. Başımıza gelenler. Ay yavrum. Üzülme anam. Habersiz bırakmam. Dualarını eksik etme. Oğlum dayamadım sana yavrum. Hakkını helal et anam. Abicim. İnşallah torunlarımızı da alırız kucağımıza hanım. İnşallah bey, inşallah. Biz ki koskoca ağanın has adamıyız, cesaret edip de söyleyememişiz, o çulsuz tutmuş, kızı ayartmaya kalkmış. Kafana takma be ağam, sana kız vermeyen çıkmaz bu köyde. İşin sağlam nasıl olsa. Ha, öyle ama, ümmü başka. Nasıl başka ağam? Anlamamışım bunca zamandır. Meğer benim aklımda varmış bu ümmü. Şu düğün işi bir bozulsa. Aklından geçen nedir? Ağanın güvendiği bir numaralı adam benim. Bana emanet bu topraklar. Gider başım yukarıda isterim ümmü. Atma sen de şunları. Bir daha dönmez mi dersin Razan'ım? Dönecek inşallah aslanım. Yiğidim dönecek. Düğünüze dönecek hem de. Benim umudum kalmamıştır artık ana. Ümmü'yü sever o, beni beğenmez. Mehmet'imin tek hatasıdır bu. Gençlik hatası, unutur. Kızım. Kınalık ekliyim. Gözden ırak olan gönülden de ırak olur derler. Ağa kız, çoktan unuttu tabii. Yarın düğün dernek kurulacak. Güle oynaya gelin gidecek. Ama Mehmet'im, yuvasından ayrı düştü onun yüzünden. Niye böyle yaptın evladım? Sizin hakkınız ödenmez emmilerim. Beni kasabaya, arkadaşınıza bile götürdünüz. Ama anlayın beni ne olur. Sevdamın sönmeyen ateşine verin. Aha tam şuraya taş mı desem, kaya mı? Bir şey oturmuş, yutkunamıyorum. Sanki bir ateş kavurur, dağlar yüreğimi. Yangın yeridir, uyutmaz geceleri bedenimi. Kara sevdadır çektiği. Kolay atlatılmaz. Sancısı derindedir. Çaresi. Bir çaresi olmalı. Cemil dostluğunun üstüne ağalığını sarmış gayrı. Ne çare ki lafımız geçmez olmuş. Gene de umudu kesmemek lazımdır. Ne demişler? El yaşı biz yaman. El buğday biz saman. Doğru. Gün gelir yabancılar üstün tutulur. Hadi. Kimse görmeden geç ananın yanına. İyi etmedin gerçi kasabada kalmamakla ya.
Raz bacı var işte. Kardeşin var. Yakınlarda olacağım ana. Merak etmeyin. Aman oğlum. Cemil Gavur'un adamlarına görünme yeter. Görünmem. Ana. Melek kıza söyle. O benim dünya ahiret bacımdır. Allah'a ısmarladık. Allah yardımcın olsun evladım. Selametle. Güle güle abi. Hayırlı uğurlu olsun benim güzel kızım. Maşallah maşallah. Aman da ne güzelmiş. Maşallah benim güzel kızım. Allah nazarlardan saklasın. Gelinlik çok yakıştı. Çok güzel oldu kızım. Şunu da şöyle koyduk mu? Tamam. Maşallah. Güzelliğe bak. Çok güzel oldu ama. Güzel olsun inşallah. İnşallah. Allah tamamına erdirsin benim güzel kızım. Tezgahı topladın mı? Topladım. Bugün kimse gelmez nasılsa. Hadi sen de doğru eve bakalım. Hadi batsın. Çalgılı düğünümüz yerin dibine geçsin. Ahım büyüktür. Dünyayı zindan ettiniz ya bana. İki elim yakanızdadır gayrı. Hayda. Hayda. Olur inşallah. İnşallah. Pek güzel. Hadi kızım. Hadi kızım. Dizi dizi çocukları olur inşallah. İnşallah. İnşallah torun keyfi de yaşatacaksınız. İnşallah baba.
Hoş geldin Cemile. Hocam hoş geldin. Duyur ama. Düğün adasını yap. Şahımıza göre şey mi? Bize bu yakışırdı. Hasada mıydın ağanın? Şüphen mi var? Gitti kız. Geçsin, ne yapalım yani? Bana kızmıyor. Madem ağanın hasada mısın, niye yanına oturmuyoruz? Az sabret. O gün de gelecek. Selam. Hayırlı olsun Cemile. Hayırlı olsun. Cemile yine yaptı yapacağını. Bana yakışan damat da dünür de budur. Başım şişti. Kalkın içeri geçelim. Hanım, bir köye varalım. Cemile Hanım düğünü de neymiş? Ya. Şanlı şöhretli Recep Ağa'nın yaptığı düğünü görsünler.
nasıldır gelinin? Hanım, Cemile Hanım kızıdır. Ağaya yakışır bir şekildedir elbet. Doğru, haklısın. Ateş armanına döndürdün ümmü. Ben ne yapayım? Tanımadığım bir adamın karşısına çıkaracaklar. Gideceksek tezelden gidelim buralardan. Kimselere yar etmem seni. Kaçacağız ümmü. Sonu ne olursa olsun kaçacağız. Hazırım. Benim diyeceğim vakti bekle. Ben çoktan hazırım Mehmet'im. Gayrı umurumda değil olacaklar. Sevdiğimi başkasının kollarına bırakmam. Sana dua. Etrafımı seyredeceğim. Thank you.
toz kondurmadığınız Mehmet, sevdiğini öldürecek kadar soysuzmuş meğer. Ümmü'yü vurdu. Şu güne kadar bir karıncayı bile incitmedim. Ama şimdi gözünün yaşına bakmam, öldürürüm ulan seni. Allah seni bildiği gibi yapsın. Sözünde durdun. Kimselere yar olmam dedin. Olmadın. Cansız bedenin nerededir kara gözlüm? Babanın adamları beni arar. Korkma. Alsınlar canımı. Bir parçam zaten ölü. Umurumda değil yaşamak. Fazla uzağa gitmiş olamazsın. Sen şu tarafa bak. Sen de şu tarafa. Emredersiniz komutanım. Anlaşıldı komutanım. Şu tarafı kontrol ettiniz mi? Evet komutanım. Şuraya da bakın. Emredersiniz komutanım. Her yeri dikkatle arayın. Yalnız avanın adamları değil. Buralarda bir yerde onlar. Jandarma da benim peşimde. En azından sorgu sual etmeden leşimi kartallara atmazdım. Kim var orada? Kim sen çıkıyor? Ateş etmeyin komutanım. Ben aradığınız Mehmet'im. Kıpırdama. Dur. Tüfeğin nerede? Irmak kenarındadır. Başın sağ olsun ağam. Sağ ol. Başın sağ olsun ağam. Sağ ol. Dua edin ben bulmayayım o iki. Bir zaman evimi, aşımı emanet edecekken tek varlığım kızımı elimden aldı soysuz köpek. Burada bulunan bulunmayan, sözlerim tüm köylüye. Mehmet'in ailesine kim yardım ederse defolsun gitsin buradan. İyice anladınız mı? Ağam, biraz kadın gelmiş. Başın sağ olsun Cemil ağa. İnşallah jandarma oğlunu benden evvel bulur Iraz kadın. Şayet ben bulursam sana ancak kellesi düşer. Merhamet dilenmeye değil, başsağlığına geldim. İlk bulma küçük oğlu gidecek bu köyden. Emredersin ağa. Ben bu topraklarda doğdum. Kimse beni çıkaramaz köyümden. Ağa bile olsa.
Cemil Ağa! Anayım ben! Yeter, dayanamıyorum gayrı! Bu kadının ne işi var bahçemde? 7 yaşa tüküren, namusumuza göz diken, adam öldürenlerin benim bahçemde ne işi var ha? Can aldınız. Canımdan can aldınız. Oğlum olaydı da karşımda taşla kafasını ezeydim ibret için. Çık kafamdan! Köyün suyunu bulandırıyorsunuz siz! Baba, hanım! Hanım! Su getirin! Kolonya getirin! Mahkemeye çıkacak. Aldığım her solukta yangınım artar. Geceleri rüyama girer gül yüzlüm. Ana. Saçımı örsene ana. Tara pamuk saçlarına götürürüm. Mis gibi kokar. Koklarım. O an yüzünü döner. Nefretle bakar. Bağırır. Sen öldürdün beni ana. Katili arama. Katilim sensin ana. Sensin. Mehmet'ten başkasına varmam dedim. Öldürürüm kendimi dedim. Size dinletemedim. İnanmadınız bana. O suya ben atladım. Ben. Suna boylu. Ya işte böyle. Sonra tüfeğin temiz olduğu çıktı ortaya. Hiç ateş edilmemiş. Bu da Mehmet'in suçlu olmadığını göstermeye yeter dedi. Yani serbest mi kalacak şimdi? He ya, şimdi serbest kalacak elbet. Oh be! Kurtuldu galiba. Kurtuldu. Allah'ın izniyle aramıza köyüne döndün evladım. Seni çok özledim yavrum. Çok. Ben de sizi özledim anacığım. Burnumda tüttüm. Kadir, gel evladım. Gelsene çocuğum.
Oğlum laf dinlesene. Durun! Mahkeme salıverdi diye kurtuldun sandın değil mi? Senin için esas hadise şimdi başlıyor. Adalet tecelli etti Cemil Ağa. Çekil yolumuzdan. Ben kara sevdalıydım senin kızın. Hala da öyleyim. Bu acı ölene dek içimden çıkmayacak. İstersen hiç durma. Vur, öldür beni. Ben zaten Ümmü'yle beraber ölmüşüm. Evladımı kaybettim ben. Bunun sebebi kimdedir? Sebebi bizdedir. Sende ve bendedir. Suçlu biziz. Kızımız, Ümmü'müz sevdi. Ama biz değer vermedik onun yürek yangınına. Oğlanın ne suçu var ha? Sırf mamluk sahibi diye, hiç tanımadı, sevmediği bir ağa oğluna vermeye kalktık onu. Kim suçlu burada? Mehmet mi, biz mi? Çekil şimdi yollarından da evlerine gitsin garipler. Onları değil, artık seni burada görmek istemiyorum Hasan. Git, git bu köyden. İzini kaybettir bize. Yoksa ant içtim, ben vuracağım seni. Bu kızınındır Fatma Hanım. Bu da bende kalacak. Ömrümün sonuna dek. Kalk be. Kalk be, evimize gidelim. Kızımızı çok özleyeceğim hanım. Çok. Ben de. Mehmet bir türkü yaktı ünlü kıza. Mehmet'in sevdası, çektiği acı türküsünde. Kırık, hüzünlü sesinde. Ümmü'nün türküsü. Dillere destan bir sevdanın. Kavuşamayan iki yüreğin yanık türküsü.